Arkadaşlar herkese merhaba. 2013 model Toyota Corolla 1.6 aracımın rölanti titremesinden dolayı boğaz kelebeği, gaz kelebeği temizliği yapacağız. Likimoli boğaz kelebeği temizlikçisi kullanacağım. Neden bunu kullanacağımı açıklarsam, sökmek gerektirmiyor. Yani boğaz kelebeği üzerinde kalıyor. Sadece hava filtresinden boğaz kelebeğine giden boruyu sökmeniz yeterli. Ürün hakkındaki geri bildirimlerde insanlar çok memnun olduklarını belirtmişler. İnşallah bizim de sıkıntımızı çözer. Keyifli seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, boğaz kelebeği temizliğine başlamadan önce ilk önce hava filtresinden gelen hava borusunu sökmemiz lazım. Burada hava akış metremiz var, ona dikkat etmekte fayda var. Hassas bir parçadır. Şimdi gördüğünüz gibi kelebeğin üzeri kurum kaplamış. Hemen şu parça şu şekilde kenara alıyoruz. Ve ilk önce ürünümüzü hazırlıyoruz. Yine Türk olduğumuz için her şeyden önce bir çalkalayacağız. Ama ürünü güzelce çalkaladıktan sonra kelebeğin üzerine biraz sıkıyoruz ve ürünün etki etmesini bekliyoruz. Videoda bu etki için yaklaşık 2-3 dakika diyordu. Biz fazlasını tekrar silip bir tur daha. Güzelce ürünü, boğaz kelebeğinin kapağını yaptık. Etkisini şimdiden görmek mümkün. Siz de videoda görüyor musunuz bilmiyorum. Videoda görüyor musunuz bilmiyorum. Korozyonlar yavaş yavaş çözülüyor. Tekrar bekliyoruz. Bunun ne gibi bir artısı olacak? Arkadaşlar belli bir kilometreden sonra boğaz kelebekleri ne kadar hava filtresinden geliyor olsa da olsun, hava filtresi bazı mikron boyutundaki toz zerreciklerini, organik atıkları tutamıyor. Bunun neticesinde de bu zerrecikler ilk önce boğaz kelebeğine, boğaz kelebeğinden sonra da eme manifoldun içerisine yapışıyor. Bu da uzun vadede rölantide dalgalanmalara sebebiyet veriyor. Bunun önüne geçmek için yapılmış bir ürün. Daha öncesinde eski arabalarımızda biz bu boğaz kelebeklerini sökerdik. Bir güzel gaz yağından benzinle beraber bunun temizliğini yapardık, yerine takardık. Bunu bu şekilde yapmayı tercih etmememin sebebi de artık bu araçların beyinlerinin gaz kelebeğini söküldüğünü algıladıktan sonra yerine taktığında tekrar senkronizasyon istemesi. O da benim kendim yapabileceğim bir şey değil. Sırf senkronizasyon yapmak için de servise gidip fazlasıyla para vermeye gerek yok. Likimoli'ye bu konuda güveniyorum. Umarım bize pişman etmeyecek. Son bir kez daha sıkıp bekliyoruz. Ardından aracımızı çalıştıracağız. Şimdi arabamızı çalıştırıyoruz. Biraz geri çek istersen. Arkadaşlar, araba düşündüğümüzden akıllı çıktı. Mecburen hava kazanının içerisinden emme manifolduna doğru yükleyeceğiz. İstop etti. Bir daha çalıştıralım. Hadi.
Ben birazcık gaz vereceğim. Sen arada pıstık yap, tamam mı? Tamam. Arkadaşlar, zannettiğimden birazcık daha karmaşık oldu. Ama zannedersem başarılı olduk. Şimdi emme manifoldu içerisindeki bu kurumları temizleyeceğiz. Şu anda temizlendiğini umuyorum. Arabanın rölantisi hala daha biraz yüksek. Birazcık kendi halinde çalışmaya bırakacağım. Zannedersem birazdan temizlenmiş olacak. Şimdi borularını kapatalım. Bakayım ne kadar kullandık. Bayağı sıkmışız ya. Evet. Şimdi açtığımız arkadaşlar, yaptığımız işlem şu anda başarılı olduğu gibi gözüküyor. Arabanın devri normale dönmeye başladı. Ve gördüğüm kadarıyla herhangi bir dalgalanma da yoktu. Tekrar bakıyoruz. Biraz önce 2000 devir bandına çalışırken şimdi 1000 devir bandına kadar düştü. Yavaş yavaş düşecek. Zannedersem ki içindeki metal hala daha etki yapıyor kurumlar üzerinde. Yani motor şu anda gayet stabil. Yağ bakımını, motor temizliğini gayet güzel yaptık. Bu videoda bu kadar. Üründen şu an için memnunum. Etki etti gibi gösterdi. Bir sonraki videomuzda ise Saratek yağ katkımızı kullanacağız. Umarım bu videodan keyif alıp bir şeyler öğrenmişsinizdir demeyeceğim de bir şeyleri yapmak için size fikir oluşturmuştur. Kimse öğretmek haddimize değil. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olunuz. Herkese iyi günler, keyifli seyirler.